Ekonominin kötü olduğu bu dönemde ülkede işsizliğin, açlığın ve yoksulluğun en yüksek olduğu illerden birinde yaşam mücadelesi veriyoruz. Temel tüketim mallarına her gün gelen zamlar, zaten düşük olan alım gücümüzü daha da düşürerek insanca yaşam sürmemizi olumsuz yönde etkiliyor. Kamu kurumlarında çalışanların bile ödemekte zorlandığı konut fiyatlarındaki artışlar, asgari ücretle yaşamaya çalışan halkımızı sefalete sürüklemeye devam ediyor. 17 bin lira asgari ücretle geçirmeye çalışan bir Dersimli, en düşüğü 10-15 bin lira olan kira ücretleriyle karşı karşıya. Bu durum kıt kanaat geçinmeye çalışan Dersim'de yaşayan emeklilerimiz için de geçerli. Açlık sınırının çok altında ücretle yaşamaya mahkum edilen emeklilerimize adeta aç kalın diyorlar. Tam zulüm işkence, işte AKP! Tam zulüm işkence, işte AKP! Tam zulüm işkence, işte AKP! Bizim Dersimlilerin, Dersim'in çok önemli bir sorunu daha var. Doğamız madencilik projeleriyle yok edilmek isteniyor. Neredeyse her gün yeni bir yerden sondaj çalışması haberleri geliyor. Doğamızı madencilik projeleriyle yok etmek isteyenlere karşı buradan sesleniyoruz. Gözümüz üzerinizde. Sermayenin göz diktiği topraklarımızı, ovalarımızı, dağlarımızı ve yaylalarımızı ranta, talana açmaya çalışanlara karşı mücadelemizi büyüteceğiz. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Şirketlerin gözümüzün içine baka baka elini kolunu sallamasına müsaade etmeyeceğiz. Mücadelemizi birleştireceğiz, büyüteceğiz ve bu köhne sömürücü düzenin saldırılarına hep beraber son vereceğiz. Emek Partisi Dersim İl Örgütü. Mayıs ayından bu yana tartışıyoruz. Bir tasarruf tedbiridir, pakettir, aldı başını gidiyor. Ama elleri işçilerin, emekçilerin, halkın cebinde. Diyorlar ki devir tasarruf devri, devir tasarruf tedbirlerini uygulama dönemi, ülke bununla düze çıkacak. Peki nasıl düze çıkacak? İlk açıkladıkları pakete baktık. Ne yazıyor ilk açıkladıkları pakette? Lüks harcamalar azaltılacak, lüks binalar ve lüks binalara verilen kiralar bundan sonra verilmeyecek, lüks geziler durdurulacak, lüks otellerde yapılan toplantılar artık yapılmayacak. İki gün önce istifa eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kayseri'ye bir açılışa özel uçakla gitti. Bakın işte bunların lüks harcamalar duracak dedikleri şey, aslında biz aynı düzen devam edeceğiz diyorlar. Cumhurbaşkanı bugün Almanya'ya maç izlemeye büyük bir heyetle birlikte gidiyor. Hani duracaktı bu geziler, hani duracaktı bu harcamalar? Durmuyor. Saray ne yapıyor? Saray itibardan tasarruf olmaz diyerek günde 53 milyon lira, dakikada 37 bin lira para harcıyor. Şu heyetin içerisindeki emekli kardeşlerim ayda 10 bin lirayla geçinmeye çalışırken, biz şurada konuşmaya başladığımızdan bu yana 100 bin liranın, 150 bin liranın üzerinde para tıkır 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 saray harcadı bitirdi. Asgari ücret 17 bin lira, iki asgari ücretin üzerindeki parayı bir dakikada harcıyor bu saray. Söz konusu işçiler, emekçiler olunca da bu iktidar sus pus. 2024 yılı bütçesinden 2.2 trilyon liralık vergiden vazgeçen AKP iktidarı o vergiyi toplasın, işçinin, emekçinin ücretlerine zam yapsın. Bakın Aralık ayında İlacın KDV'sine zam yaptılar. Gidiyoruz eczaneye, katkı payı, katılım payı ödüyoruz ya.
İlacın KDV'sine zam gelen bu ülkede diyoruz ki halk eğitime, sağlığa ücretsiz ulaşsın. Halk temel gıda maddelerine ucuz ulaşsın. Yoksulluk sınırının altındaki hiçbir ücretten vergi alınmasın diyoruz. Şimdi biz bütün bunları söylediğimizde biliyoruz ki AKP iktidarı bunları yapabilecek bir iktidar değil. Yapmak isteyip de yapamadığından değil. Sermayenin en rafine örgütü olan AKP iktidarı sermayeye hizmette sınır tanımadığı için bunu yapmayacaktır. O zaman bunu yaptırmak kimin sorunudur? Bu talebi dile getirenlerin, bunu isteyenlerin. Şimdi biz burada basın açıklaması yaparken şu kenarlarda bizleri dinleyen hemşerilerimizin, arkada caddede bizleri duyan, dinleyen ama katılsam mı katılmasam mı diye düşünen Dersimlilerin sorunudur. Bu ülkenin işçilerin, emekçilerinin, emeklilerinin, gelecek kaygısına düşen gençlerinin, bu ülkede ekmek yok, yurt dışına gitsek acaba geçinebilir miyiz diyen gençlerinin, aynı zamanda AKP'nin yaşam tarzı dayatmasına maruz kalan kadınlarının, toprağından vazgeçirilmeye çalışılan, üretimden vazgeçirilmeye çalışılan köylülerin sorunudur. Yaylasına, merasına, parayla çıkan köylünün sorunudur. Bugün üretici köylüler, hayvancılıkla uğraşan köylüler yaylasına, merasına, parayla çıkarken bu ülkenin dağları, taşları, ormanları, meraları, yaylaları enerji, maden ve turizm şirketlerine peşkeş çekiliyor. Bu bizim sorunumuz, hepimizin sorunudur. AKP vermeyecektir, mücadele edeceğiz. El ele vereceğiz, el birliği, akıl birliği, güç birliği yapacağız, alacağız. Çağrımız bütün işçilere, emekçileredir. Çağrımız Dersim halkınadır. Çağrımız Türkiye işçi emekçi sınıfınadır. Mücadele edeceğiz, bugün bize dayatılan bütün bu işsizliği, yoksulluğu, açlığı, bu kıskacı ortadan kaldıracak ve gerçekten bağımsız, demokratik bir ülkeyi kuracak. Kayyumların atanmadığı, kimsenin geceleri aç yatmadığı, gündüzleri işsiz gezmediği bir ülkeyi birlikte kuracağız. Demokratik, bağımsız, özgür bir ülkede birlikte yaşayacağız.